Arkadaşlar merhabalar animasyon yorumlama serisinde kes yapıştırı anlatacağız size Biliyorsunuz animasyon yorumlama dediğim şey instagramda yayınladığım animasyonları burada yorumluyoruz Ve artı bununla ilgili farklı sorularla nasıl karşılaşabiliriz onları size göstereceğiz Şimdi ilk etapta şu animasyonu size göstermek istiyorum Kes yapıştır diye bir teknik var geometride Karşımıza çıkar mı onu biraz sonra yorumlarız isterseniz Şöyle bir izleyin isterseniz ben bir yandan konuşurken Şöyle bir üçgen varsa bu sorunun çözüm yöntemlerinden biri kes yapıştır. Kesip ters çevirip yapıştırıyoruz böyle ve çok güzel bir şey karşımıza çıkıyor. İşte 45 45 93 üçgeni karşımıza çıktı. 6 6 6 kökten x'i e 6 kökü olarak bulduk. Aynı zamanda bu sorunun farklı bir çözüm yöntemi var mı? Var. Nerede var? Soru Bankası'nda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası'nda ikizkenar üçgen konusunun son sorusu yani kara soruda var. Ee, orada da İkinci çözümünü yaptım. Yani soru bankasında 33. sayfada 11. soru olması lazım. Oradan da diğer çözümüne de bakabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Bu kes yapıştırla ilgili sorular nerede? Nasıl karşımıza çıkıyor? Hadi gel bakalım şimdi onları görelim. Sizin için kes yapıştırla ilgili 6 tane soru hazırladım. Şimdi o 6 tane soruyla bu kes yapıştır mantığını anlayacaksınız. ÖSYM direkt bununla ilgili soru sorar mı? Ya sormayabilir ama ya burada ufkunuz açılacak. Bir, ikincisi ya ÖSYM e bu şekilde sormaz belki ama bunun böyle yarısının böyle tekniğini verip ya da bir şeyi anlatıp bu tekniği size soru içerisinde kullandırabilir. O yüzden yine bir şey öğrenmiş olacaksınız. Bence izleyin güzel bir şey. Şimdi ilk soru tipi. Genelde kes yapıştırda ne yapıyoruz? Kes yapıştır yaptığımız zaman öyle bir şeyi kesip başka bir yere yapıştıracağız ki genelde böyle 60 dereceyi elde etmeye çalışıyoruz. 60 derece elde etmek ne demek? Hani şöyle bir şey olunca ne oluyordu arkadaşım? Hocam şurası 60 derece olunca bak şurası 60 derece olunca şunlar birbirine eşit olunca bu nasıl bir üçgen oluyor? Eşkenar üçgen oluyor. Genelde bu tekniği kullandırıyorlar. Şimdi sorumuz şöyle bir soru var elimizde. ABC x kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen yani şurada kaçımız? 90 derece verilmiş bize. Ve şunlar eşit verilmiş ve şunlar da eşit verilmiş. Ve burada kaçı da 75 derece verilmiş. E o zaman burası kaç derece yapar? 15 derece yapar mı? Yapar. Evet burası 15 burası 15 oldu. E şimdi elimizde ne var? Hocam başka hiçbir açı yazamıyoruz. Normal klasik yoldan bu soruyu çözemiyoruz. Özel bir durum olması lazım. Şuraya bakıyorum ki burada elimde ne var? 15, 15 li bir üçgen var ve bir ikizkenar üçgen. Ve burada da bir 75 var. Şimdi açıları böyle düşünüp yorum yapacağım. Ula 75 var 15 var. A 75'ten 15 çıkartınca ne oluyor? 60 derece elde ediyoruz. İşte böyle durumlarda kesip yapıştırabiliriz. Yalnız kesip yapıştırma işlemi bak şurada çift çizgi kenarı var ya burada. Şu sarı üçgeni kesip tam olarak şuraya yapıştırırsam ben yapışır. Çünkü ne oluyor? Eş üçgen oluşturuyorum aslında burada. Çizgi çizgi çift çizgi. Burada da çizgi çizgi çift çizgi yaptım. Niye? Çünkü 75'ten 15 çıkartınca 60 elde ediyorum. 75'i içeriden bölmeliyim. O yüzden buradan böyle bir 15 derece alınca. 15-15 derece alınca. a buradaki kaç 60 derece kaldı. Bak 60 derece var. Şey, şunlar birbirine eşit. E şimdi ne geldi aklımıza? Şunu şöyle çizersem. Eşkenar üçgen oluştu mu burada? Oluştu. 60'sa 60 ise 60-60. Yalnız eşkenar üçgen oluştu demeyle kalmasın. Sonrasında ne olacak? E sonrasında şu olacak. Kenarların eşitliğini de yazmak zorundayız. Şurada da şu eşitliği de yazarsak. a ne çıktı ne güzel bir şey. Burada da bir x kenarlık çıktı. Şimdi 15-15-30. Buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. E hocam şurası komple 360 yapacak. 150 60 daha 210. 360'a tamamlayan açısı 150 derece yapar. E hocam şurada da bir ikizkenarlık çıktı. Evet şurada şunu yapıştırdığımızda şöyle gösterelim isterseniz. İkiz üçgen tepe açısı da 150 derece. 180'den 150 çıkart. 2'ye böl. Yani 15 15 yapar buraları. Ve benden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Alfaya bak şimdi. Hop şu açı alfa. O da 15 ile 15'in toplamı 30 yapar. Ne güzel bir şey değil mi? Bak 75 vardı 15 vardı. A 75'ten 15 çıkartınca 60. Genelde kes yapıştır böyle eşkenar üçgen oluşturmalı sorularda karşımıza geliyor. Bunu öğrendik. Şimdi gel öbür soruya. ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen olduğu için şuradaki eşitleri şöyle bir yazalım bakalım. Sonra verilen açıları yazalım. Hocam burası 80 ise komple buradaki açı da 80 derecedir. Sonra x kenarlık var burada. 20 ise burası da 20'dir. E, eşkenar dörtgen eşitleri yazdık ama 80 ise şu orası da komple 100 derece değil midir? Evet. Yani buraya ne kaldı? 80 derece kaldı. Eee başka ne yapacağız? Hocam elimizde 20 var, 60 var. Şurada 60'ı hiçbir şey yapamıyorum. Ama burada bak çizgi çizgi var burada. Çizgi çizgili bir üçgen var elimizde. Bu üçgeni kullanacağım. Bu da 20 20'lik bir üçgen. Hocam burada da 80 var. Aa 80'den 20 alırsam 60 elde edeyim muyum? Ediyorum. E o zaman burada gel bunu kes buraya yapıştır. Hadi bakalım. Kestik, buraya yapıştırdık arkadaşım. Şu üçgene aldım, şuraya yapıştırdım. Şöyle de gösteriyorum. Tamam, kesip yapıştırınca eş, eş üçgen ya bunlar. Kestim, yapıştırdım. Eş yapı var burada. Şu eşitleri mutlaka gösteriyorum. Eşit, eşit. Ve burası da 20'ye 20, aynı zamanda burası da 20 20 40'sa 140 yaptı. Hocam 80'den 20 çıkınca buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. A. 60'ı gördüm. Kollarında da eşitlik var. Hemen şunu oluşturdum. Ne çıktı burada? Eşkenar çıktı. Yalnız eşkenar çıktı demeyle kalmasın. Çünkü niye? eşkenar bütün kenarların eşitlerinde gösterelim şöyle. Gösterdik. Hocam aa ne güzel bir şey. Burada da ne çıktı? X kenar çıktı. Hocam 140, 60 daha 200, 360'a tamamlayalım. 200, 360'dan 200 çıkartınca 160 kalır. E hocam burası 160 derece ise 180'de 160 çıkart 20. 2'ye böl 10'ar derece oldu buraları. Ve komple şu açı 80'di. Ve alfa artı 30 eşittir 80 ise alfayı da böylelikle 50 derece olarak buluruz. Bak Kes yapıştır tekniği. Genelde ne? Böyle kesip başka bir yapıştırdığın zaman 60 derece elde ediyorsan genelde kes yapıştırı böyle çok kullandırıyorlar. Hani olur ya bir örnek verip karşımıza ÖSYM e böyle bir tekniği de olduğunu anlatıp hadi buyurun şimdi buna göre bu soruyu yapın diyebilir mi? Bence diyebilir. Belli olmaz. Ama yeni bir şey daha öğrenmiş olduk değil mi? Yeni bir mantık daha öğrenmiş olduk. Evet en azından kitaplardaki bu tür soruları da artık yapabilecek kıvama geldiğiniz gibi geliyor. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne var? ne verilmiş. Bu bir ikizkenar üçgen verilmiş ve 5 5 verilmiş. Şurası 5, burası da 5. E burası 55 ise burada kaç dakika nedir? 55. 55 55 110. 180'e tamamlayan açısı 70. Hocam burası 70 yapar. Dolayısıyla şu açıya kaç derece kaldı? 65 derece kaldı. Evet şuraya 65 derece göstereyim. E elimde 65 bak. El 50... 55 var burada. 55 var. Hocam 55'in yanına 5 koyarsam 60 elde ediyorum diye düşünebiliriz. Ama bak şunu şöyle yapabilirsin. Hocam 55'lik şu üçgeni alıp 55'in yanına 5 koyayım dersiniz. Değil mi? Diyebilirsiniz. Gelip bu üçgeni dışarı yapıştırabilirsiniz. Ama dışarı yapıştırdığınız zaman şu 55'in yanına 5 koyunca hani burası da çizgi çizgi yaptı ya 60 burası oldu. 60'ın yanında çizgiye çizgi ikisi kenarlık oluşmadı. O zaman silelim. Başka bir şekilde şey yapalım. 55'ten gitmedi olay bir de 65'e bakalım. A 65'ten de 5 çıkartırsam da yine 60 elde ediyor muyum? Evet ediyorum. Gel bunu buraya yapıştır. İçe doğru yapıştır. Yani geldim şöyle 5 derece 5 derecelik şöyle bir yapıştırma işlemini yaptım. Hadi bakalım yapınca güzel bir şey geliyor mu? Hocam burası 5 oldu burası da 5 oldu. Çizgi çizgiyi de unutmayalım ve şu kesip yapıştırmayı da şöyle göstereyim ben sana. Evet kestim yapıştırdım. 65 dereceydi ve komple burada kaç ne oldu? 60 derece oldu. A 60 ve kollar da çizgiye çizgi. Hocam şöyle yapınca eşkenar üçgen oluştu. Eşkenar üçgen oluştu demeyle kalmasın. Eşkenarlığı gösterelim. 60 60 60. Bak burası da eşit oldu. Bak ne güzel. Burada da ikizkenarlık çıktı. 5 5 10 10'sa burada kaçı? 170 derece yaptı. Hocam 170 60 daha kaç yapar? 230. 360'dan 230 çıkartınca 130 derece kalıyor mu? Kalıyor. Bir daha yapalım. Evet 360 yapıyor sıkıntı yok. Doğru. E burası 130 ise tepe açısı 130 x kenar üçgende. 180'den 130 çıkart. 50 2'ye böl. 25 25 yapar. E hocam komple bu açı zaten 55 dereceydi. Yani alfa artı 25 artı 5 30 eşittir 55 derece ise alfayı da böylelikle ne buluruz? Alfa da böylelikle 25 derece çıkar mı? Çıkar. Artık tek iyi anladım büyük ihtimalle. Gelsin öbür soru. Öbür soruda Bak şimdi. Şu BC ile AD birbirine eşit verilmiş ve 40 derece verilmiş. a şurada şunu yazmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Şurada da şunlar birbirine eşit olacak tamam mı? Yani şunu da ekleyelim soruda. Bir de DB ile şöyle DB ile DC de birbirine eşit olacak. Çok özür dilerim. Bazen böyle hatalar oluyor. Soru da şu. DB ile DC birbirine eşit ve DA ile BC de birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E, buna göre diyor DCA açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Şuradaki açı soruluyor. Hadi bakalım. Öncelikli olarak burası 40 derece ise bunlar ne yapar? 20-20 yapar mı? Yapar. Hocam klasik yöntemle ben buradan bir sonuca ulaşamıyorum. Herhangi başka bir yerde açı maçı yazamıyorum. O zaman bir şey yapmalıyız burada. E burada çift çizgi eşitlerini de kullanmak zorundayım. Bak çizgi çizgi çift çizgi var. Aa hocam al bu üçgeni kes yapıştır yapabilir miyim? Yapabilirim. 40 var 20 var. 40'ın yanına 20 eklersem bak 40'ın bu sefer içeriye koymayacağım. İçeriye koyarsam ne oluyor? 40'tan 20 alırsam 20 derece kalıyor. Olmaz. Amacım nedir benim? 60 derece elde etmek. 40'ın yanına 20'yi koyarsam 60 derece oluyor mu? Oluyor. E o zaman gel burada dışarıya doğru koy bunu. Yani şöyle bir şey. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Hemen şöyle göstereyim. Aldım şuraya kes yapıştır yaptım. Kes yapıştır ama bütün bilgileriyle birlikte eş yapı bu. Eş yapı olduğu için kenar uzunluklarının eşitlerini ve açıları da şöyle bir yerleştirelim arkadaşım. Tamam. E hocam 20 20 40 sa burası da kaç derecedir? 140 derecedir. Eyvallah. E bak amacımız 60 derece elde etmekti. Burası 60 derece oldu ve 60'ı kolları çizgiye çizgi. Aa ne oldu burada? Hocam 60'ı kolları çizgiye çizgi olduğu için şuradan şunu çizdim ve bu bir eşkenar üçgen oldu. 60 60 oldu. Hatta 60 60 60 eşkenar demeyle kalmasın. Şu eşitliği de mutlaka koyun dedik değil mi? Evet bak burası 60 tamamı 140'tı. Buraya ne kaldı 80. Şurada da bir ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Tepe açısı 80 derece bak gördün mü ikiz kenarlık çıktı. Eşkenarda keşitliği göstermeseydik ikiz kenarlığı yakalayamazdık. E ikiz kenarda tepe açısı 80 ise 180'den 80 çıkart 100. 2'ye böl 50 50 yapar. Ve burayı da 50 bulduk. Dolayısıyla burası 30 çıkar. Ve benden bu açı isteniyordu zaten. DC açısı 60 artı 50'den kaç çıkar? 110 derece çıkar. Şu açıyı da sorabilirdi. Bu açıyı da sorabilirdi. Cevap böylelikle 110 çıktı bu soruda. Bir sonraki sorudayız. Soruyu yazarken ufak bir hata yapmışım. Onu düzelttim. Şimdi soru doğru bu haliyle çözelim. Ama öncelikle sana şunu söyleyeyim. Bu sorunun çözüm yöntemiyle aynısı. Birebir aynısı. Aynısının lacivertiyle şu soru da çözülebiliyor. Bu soruyu da sana ödev olarak bırakıyorum. Tamam mı? Bu soruyu da sen çöz. Eğer burası 3, burası 4, burası 5 ise ya da tam tersi 5, 12, 13 de olabilir. 8, 15, 17 de olabilir. Yani diklik şartı sağlanıyorsa ya da 1, 2, kök 5 olabilir ya da 2, 4, 2, kök 5 olabilir. Bunların hepsinde geçerli. Şuradaki açı nedir diye sorayım. Bunu, bu soruyu çözdükten sonra lütfen bu soruyu da sen çöz. Tamam. Şimdi ABC bir eşkenar üçgenmiş. Şöyle bir eşkenar üçgen sorusu. Eşkenar üçgende 3-6 var ve 90 derece var ve x soruluyor bize hiçbir şekilde dik üçgenden oradan buradan şuradan yapamıyoruz maalesef. E ne yapacağız hocam? Bak bu zamana kadar kes yapıştır mantığında ne yaptık? Hocam mesela şu soruda. Ya burada bir 75 derece vardı 15 derece vardı. 75'ten 15 alınca 60 oluyordu. Kesip yapıştırdığımız zaman 60'ı elde ediyorduk. Ya da burada 40 derece vardı 20 derece vardı. 40'ın yanına 20'yi koyunca yani dışarı doğru yapıştırınca bir kes yapıştır tekniği mantıklı oluyordu burada. Bir de bazen böyle eşkenar üçgen sorularında Özel sorularında böyle bir kes yapıştırıla da yine karşılaşabiliriz. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorsan. Eş yapı mantığı. E ne yapacağız? E kesip yapıştıracaksın. Kenarları belli olan üçgenler bunlar değil mi? Evet. Kenarları belli olan üçgenler bunlar olduğu için. Hadi bakalım şu üçgeni kesip bir yere yapıştıralım. Hocam içeri yapıştırmak şekli baya bir karıştırır. Ne yapalım? Dışarı doğru yapıştıralım. 3'e 6'lık şöyle bir yapıştırma yapıyorum kardeşim burada. Yaptık. Burası 3 dedim. Burası 6 dedim. Ama bizim eş yapıları kullanırken ki mantığımız nedir? Bak aynı zamanda tamam kes yapıştır ÖSYM sormasa bile kes yapıştır mantığını öğreniyoruz aslında burada. Yani eş yapı mantığını öğreniyoruz. Eş yapılar ÖSYM çok soruyor. Eş yapılarda ne diyoruz? Bununla bu eş kesip buraya yapıştırdım. Çünkü çift çizgilik buraya cuk diye oturuyor. Ee, kenarların eşitliği açıların eşitliği çok önemli. Kenarların eşitliğini kullandık bir de açıların eşitliğini kullanalım. Hocam burada 6'yı gören alfaysa burada da 6'yı gören açı alfadır. Buraya beta dersem 3'ü gören burası da beta mıdır? Evet 3'ü gören betadır. E tamam. A şurada kaç ne? Hocam burada kaç da? 60 eksi alfa yaptı. Çünkü eşkenar üçgen tamam 60 olduğundan. Bak 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 olaya bak. Şurası ne oldu? 60 derece oldu. 60 ve kolları eşit oldu. Aklına ne geldi? Eşkenar. Aklına gelen başına gelsin. Hemen eşkenar oluşturdun. Şöyle oluşturdun. E, 60 bak 60 60 oldu. Ama eşkenar oldu demeyle kalmasın. Hemen açıları da yazalım. Açıları yazdık ya kenarları da yazalım. 3 3 ise bak burası da 3 yaptı. Tamam eyvallah. E hala daha sonuca ulaşmadık. Bak eş yapı sorularında sonuca ulaşmadıysan kenarların eşitliğini tam anlamıyla yazdın mı? Yazdım. Açıların eşitliğini tam anlamıyla yazdın mı? Yazmadım. O zaman açıları da kullanayım. Daha hala 90'ı kullanmadım çünkü. Hocam eş yapı ya şu açıyla şurada kaçı da birbirine eşit değil mi? Evet. Yani ben buraya bir teta dersem burası teta artı atmışsa o zaman burası da teta artı 60 olacak. 90'ı nasıl kullanabilirim? Şurada kullanabilirim. Komple burası nedir? Burası 360 derece değil midir komple? Evet. Şurası komple 360 derece. 90 60 60 topladığım zaman 210 yaptı. 360'a tamamlayan açısı e, 150 derece yapar. O zaman burası ne yapacak? Teta da var burada. 150 eksi teta yapar. Hocam şu üçgene bakalım mı şimdi? 150 eksi teta var. Teta var. 150 eksi teta ile teta'nın toplamı 150 yapar. O zaman burada kaçı 30 derece kaldı. Vay. 30 derece x 3 ve 6 var. Şurada gösteriyorum. Bak kardeşim. Şöyle bir şey. Burası 30 derece. O mavi üçgen. Burası 6. Burası 3 ve benden x isteniyor. Ne yaparız? Kosinüs teoreminden yapabiliriz. Ya da dik çizelim hocam. Şuradan bir dik çizsem böyle. 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3 olmak zorunda. E zaten hala hazırda 3 var ya burada. Demek ki burası kesinlikle 90 derecedir. Tekrar söylüyorum. Buradan bir dik çizsem ben. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapmalı. E 30'un karşısı 3 burada zaten. O yüzden burası dik olur dedik arkadaşım. Hemen diki yapıştırdık buraya. E o zaman burası dikse. O zaman burası 60 yapar. 30'u karşı 3 60'ı karşı da kaç çıkar o zaman? 3 köküç çıkar mı? Çıkar. Evet cevap 3 köküç oldu. Çok güzel bir soru. Bu sorunun çözüm tekniğiyle birebir aynı. Bu soruyu da sana bırakıyorum. Tabi bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Bu soruyu da sen çöz. Ve gelelim son soruya. Kare sorusu. Arkadaş kare sorusu bir şey yapamıyoruz. Kare sorularında da eş üçgenler zaten meşhurdur. Eş yapılar zaten çok meşhurdur. E burada bir açılara da dalacağımız belli. Alfa alfa diyelim buraya ne kaldı? 90 eksi 2 alfa mı kaldı? Evet. Açıları kullan diyor çünkü bize. E alfa 90 ise burası da ne yapıyor? 90 eksi alfa mı yapıyor? Aynen öyle. E şimdi ben burada bu soruda hiçbir şey yapamıyorum. Açıları yazdım. Sonrası gelmiyor. Hatta burası da ne yaptı? 90 olduğundan dolayı bu ikisinin toplamı 90 olacak ya. 2 alfa oldu. Başka da bir şey yapamıyorum. Ha yapamıyorsam. Bak. Ee, böyle kes yapıştır mantığını anladın ya eşkenar oluşturmak için 60 derece yapıyoruz ya da eşkenar üçgende bir önceki soruda içerideki üçgeni dışarı yapıştırabiliyoruz. Kare sorularında da böyle içerideki üçgeni dışarı yapıştırma tekniğiyle bazen sorular çözülüyor. Mesela buradaki üçgeni alıp ne yapalım? Yapıştıralım. Hocam içeriye yapıştırırsam sıkıntı olacağı belli. Hani şöyle olmaz. Nereye yapıştıralım? Gel bunu dışarıya doğru yapıştıralım. Hadi bakalım. Aldım bunu, şuraya yapıştırdım kardeşim. Bakalım güzel bir şey olacak mı? Hocam bu bir kare. Bunu da unutmayalım. Kare olduğu için bu çift çizgi bu çift çizgi tam buraya oturuyor. Çift çizgi 2 çift çizgi 2'lik buraya yapıştırdım. Ama açıları da dalalım tabii ki. 2'yi gören alfa ise burası da alfadır. E 90 burası da 90 eksi mı yaptı. E, e sonrasında hocam bir şey gelmedi gibi duruyor. Ama bak burada alfa ile 90 eksi 2 alfa yan yana. Hop şu açı 90 eksi alfa mı yaptı? Evet. Vay 90 eksi alfa ya 90 eksi alfa. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani şurası 5 ise burası da 5 mi yapar? Evet. 3 5 3 4 5 üçgenden burası 4 çıkar. Karenin bir kenarını 4 buldum. Karenin bir kenarı 4. Bir kenarı 4. Buraya 2 kalır. Bir kenarı 4 olduğundan dolayı buraya da kaç kalır? 1 kalır. Ve bizden x isteniyor. Al sana Pisagor. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da kök 5 yapar. Yani x'i böylelikle kök 5 olarak buluruz. Burada bu da çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Kes yapıştırla ilgili karşına çıkabilecek her soruyu sana anlattım. Ama videonun başında da dedim. Kes yapıştırı direkt sormayabilir. Belki sorabilir de sürpriz yapıp da. Çünkü bazen ne yapacağı belli olmuyor ÖSYM'nin. Önemli olan buradaki sorular senin ufkunu açtı. Ve seni eş yapıları nasıl kullanman gerektiğini öğretti. Ve aynı zamanda bu soru tipinin böyle yarı çözümünü verip diğer geri kalan çözümünü sana sorabilirler. Artık sen bu tekniği öğrendiğin için böyle bir soru çıkarsa da soruları rahat bir şekilde yaparsın. Ya da kitapta böyle Artık antin kültü sorular gördüğün zaman kes yapıştır mantığında anladığın için soruları bence rahat bir şekilde yaparsın. Evet, güzel bir animasyon yorumlama serisiydi. Bu da kes yapıştır yaptık. Daha gelecek arkadaşlar. Gelecek. Hiç merak etmeyin Instagram'da yaptım. Instagram'da da takip ediyorsunuz değil mi? Böyle animasyonlu videoların, böyle değişik versiyonlarını size göstermeye devam edeceğim. Bu seri sene sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir seri. Bu seriyi de kes yapıştır mantığını da halletmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Sonraki videoda artık ne gelecekse bilmiyoruz. Sürpriz olsun. Galiba Moment tekliği var. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.